Gel ekmeğini ye Ömer'im. Gel Ömer. Gel ekmeğini ye Hazal. Sıkkımın kökünü yesin. Akşam da yememiştir hanım. Babasının bitli damında üç günde bir yarım arpa ek bulurlarsa bayram ederler. Buraya geldi de kursağa ekmek gördü. Muhtar! Muhtar! Bedir de yola gitmiştir, yol işine gitmiştir. Lord kafirler! Ne olacak bunun sonu? Allah'ım, ne olur biz körlerin önünden bir defa da ağları ve perdeleri çeksen. Ne olacak şeyhlerin ve beylerin hükmettiği mülkün hali bize göstersen? Din ve iman ve birlik Dicle Irmağı gibi elimizden akıp gitmektedir. İkilik icat olunmuştur. Toy şahinler ağamızın kanadı altından çıkmaktadır. Şeytanın peşine düşüp gidenler artmaktadır. Ya Rabbi, ya Rabbi! Tarikattan ayrılıp isyan edenlerin yanına bırakma! Diyorlar ki muhtarın eli kolu bağlanmış. Bir şey yapamaz olmuş. Tez bir tedbir alasın. Aha yol burnumuzun dibine gelmiştir. Ağamızın mülkünün ortasından geçiyor. Nasıl muhtarsın sen? Daha ne durursunuz? Yola giden hainlere tedbir almazsanız hainler artacak. Ağamız dehdesin aferin muhtara. Bizim yerimize aklına başka muhtar düşürmesin. Yola giden hainler bir daha köye dönmesin. Tarikat elden gidecek, mülkün nizamı bozulacak. Çocuk atasına, kul ağasına, mümin şeyhine asi olacaktır. Beş parmağın beşi bir olacak, büyük küçük kalmayacak, ayaklar baş olacaktır. Ya devlete sözümüz yoktur. Devletin kolu uzundur ama yolu kısadır. Yol olmayınca kol bize uzanmaz. Bize yol getirip ne yapacak devlet? Altın mı saçacak harman yerine? İçtiğiniz tütün bile kaçaktır. Jandarma gelecek, namus kanını temizleyenin kanını saçacak harman yerine. Bize asi olup yol isteyen haindir. Onlara ben ev vermişim, ekmek vermişim. İhanetlik ederler. Yola gidenlerin barantasını çıkaracağız evlerinden. İçsinler, yolda yatsınlar. Bunu herkes bilsin. Gerekirse makinanın önüne yatacağız.
açık olsun Bedir kardeş. Vallahi makineler bir daha çalışmaz ağam. Kimse görmemiştir ağam. Makineler parça parça olmuştur. Meraklanma, yol işi bitmiştir ağam.